Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün yürüyerek merhaba demek istedim. Yaklaşık 23 dakikadır yürüyorum. Eve doğru yürüyorum. Şimdi markete gittim, dedim yürüyerek gideyim. Çünkü biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, her gün 15 bin adım yapmaya çalışıyorum. İyi de gidiyor, o yüzden öyle. Annemlerle sabah görüştük. Onlar yoldalar, köye gidiyorlar. Hatta şu an varmış olmaları lazım artık. Eğer Maraş'ta falan durmadılarsa köye gidecekler. Çok merak ediyorum orayı gördüklerinde. Babam özellikle neler hissedecek? Çünkü ben de Maraş'ta olmuyum. Babam daha fazla orada yaşadı. Annem köyde yaşadı. Neyse merak ediyorum orayı gördüklerinde ne diyecekler? Ne hissedecekler? Ben de müziği kulağıma takmışım, hala müzik çalıyor, aynı zamanda konuşmaya çalışıyorum. Öyle güzel bir yolculuk oluyor şu an. Benim için de, ailem için de. Yoruldum, şöyle susayım. Sizin için güzel videolar çekmiş anneme dedim ki, kızlar ne dedim, sohbet etmediğin sürece dedim. Senin o tatlış yüzünü dedim, izleyicilerim bir iki gün izler dedim. Ve az sohbet edin dedim, kaç kişisiniz orada, hepsi de birbirinden utangaç. Hiç dilli kimse yok. Dedi ben halamların yanına gidince dedi orada konuşurum dedi. Halamların konuşmayı sever ya. Dedi halamların yanına gideyim, orada bol bol sohbetli video sizin için gönderirim. Ben de olur dedim. Annem için de bir şeyler yapmış oluyor. Bir şey yani. Zamanı geçiyor işte, biraz aklı dağılıyor. Öyle. Bugün ne yaptım? Arkadaşlar bugün Derinin Boost'i vardı, yani 2 kilometre yürümüşüm. Bugün Derinin beden eğitimin spor günüydü. Yani bütün 1. 2. sınıflar beden eğitimi spor yaptılar. Tabi öyle 1. 2. 3. gelmek için değil. Maksat eğlence, spor ve sene sonu şenliği gibi bir şey işte. Güzeldi, keyifli geçti. 2 saat boyunca oradaydım. 9.30'da başlayacağı için benle Dona bir 5 kilometre yine yürüdük. Gittik, yürüyerek abimizi aldık, geldik. Ondan sonra da çocukları izledik. Güzeldi. Ben de sonra eve geldim. Aslında gelmeye de bilirdim ama eve geldim, bir şeyler yedim. Yumurtalı peynirli sandviç yaptım kendime, yedim. Sonra dedim ki akşam yemeği kuru fasulye hazırlayayım. Teneke kuru fasulye aldım. Ben daha önce hiç kuru fasulye ıslatmadım bir gün öncesinden. Çünkü öyle şeylerde yani yaparım YouTube'a bakarsam ama beceriksizim. Sanırım biz kolaycıyız. Yani böyle teneke varken neden bir gün öncesinden ıslatalım? Değil mi? Diyeceğim. Bol bol yazın aşağı. Öyle. Ay, rüzgar da var. Bilmiyorum beni duyuyor musunuz, duymuyor musunuz ama böyle evime doğru yürüyorum kızlar. Bugün şunu giydim. Bu sefer şey, bütün çocuklar Levi Levi için zannettiler ki Levi'nin adını böyle bastım spor şenliğinde, böyle hani çocuğumun adını yazarak geziyorum. Bütün çocukların ilgisini çekti. Tabii bilmiyorlar ki bir marka aslında. Öyle. Hadi evde görüşürüz. Bakın saat 1.33 ve yaptığım adım sayısı 13.000. Neredeyse 10 kilometre yapmışım bile. Yani iyi gidiyor. Artık böyle şey, zoraki gibi değil de keyif alarak yapıyorum. Hoşuma gidiyor yürümek. Çünkü yürüdükçe düşünüyorum, nefes alıyorum, ne bileyim. Güzel gidiyor. Şimdi hemen bulgur pilavımı koydum. Biraz tereyağı koydum. Biraz, çok az bir şey, zeytinyağı, biraz da tuz koydum. Ondan sonra, olduktan sonra da ben tereyağı tekrar gezdiriyorum. Kızartıp üstüne geziyorum. Güzel oluyor. Suyu açtım. Hemen malzememi çıkarttım. Malzememi çıkartayım. Şey yapayım. Tatlı biber çıkartacağım. Soğan çıkartacağım. O kadarcık. Etsiz yapacağım. Çünkü et sevmiyorum. Sinekler, ben de sevmiyorum. Bir de zeytinyağlı sulu yapmak istiyorum. Barcelona, 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 Barcelona,
Artık ateşe verdim. Güzel oluyor. Bulgur pilavım da zaten bitti. Güzel güzel oldu. Bakın. Sonra tereyağı koyacağım. Servis ettiğim zaman bunu zaten kapattım. Böyle yemek önceden hazır olunca çok rahat oluyor. Zaten dünkü makarna da var. Çocuklar hem bunu yedirim hem biraz da ondan yedirim. Ondan sonra öyle. Şöyle göstereyim, biz okuldan geldik. Saat 5.30 oldu. Mis gibi oldu ya. Şimdi gerçi buna da dersiniz ezgi olmadı diye. Yani gerçekten bazı şeyleri ne kadar çok abarttığınızı yani anlamıyorum. Ama siz de haklısınız. Çünkü ekranda bazen insanlar kendi yanlışını görmez. Çünkü ekranda ya da karşısındaki insanın yanlışını daha kolaylıkla görülebiliyor. Çizilmiş taban. Görülebiliyor. Yani şu Dyson'ı şu evyenin üstünde yıkamakla tabak artıklarını kullandığım evyeri nasıl hijyenikle karıştırdınız anlamadım. Şu tahta parçası artık Domestos'ta bleachliye bleachliye, cifliye cifliye her Allah'ın günü 10.000 defa artık boyası kalkmış. Göstereyim. Aslında şu an çocuklar hala var. Çocukların yanında çok da böyle tartışmalı konuşmak istemiyorum ama bakın rengi nasıl solmuş yani. Bu taş dediğiniz parça arkadaşlar gün içinde 20.000 defa, bak bu cif, çamaşır ilacı da altta, çocuklar geldiğinde dokunmasın diye altta. Burası günde 1 milyon kez, her su içildiğinde bile cifliyorum buraya, ilaçlıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde sarı bezimi de ilaçlarım. Yani benim Dyson'ı burada yıkamam, hijyenikle bana laf atmaya çalışmayın lütfen. O zaman siz de tuvaletin içini, dışını, etrafını yıkadığınız sarı bezleri var ya, onları o zaman makineye atmayın. Çünkü o da hijyenik değil. Sonuçta giydiğiniz kıyafetler onun içinde yıkanıyor. Nasıl yıkıyorsunuz? Yüksek derecede mi yıkanıyor? Yani öyle mi kendinizi kandırıyorsunuz? O zaman onu da yapmayın. Gerçekten bazen anlamıyorum. Tertemiz ettiğim şeyi, evi yerimiz gibi yaptığım şey ne ilgisi var hijyenik değil de. Ama yorumlarda da belirttim. Bizim kültürün temel şeyi o. Sürekli başkasını negatif eleştiri yapıp kendini sürekli üstün görmek bizim kültürümüzde, bizim insanlığımızda var zaten. Hiçbir zaman ay işte ne güzel olmuş demeyi bilmeyiz biz. Tam aksine ay ben daha iyi yapardım bilinçaltında, çünkü her zaman onu düşünürüz. Ay ben daha iyi yapardım işte, bu böyle olur mu, şöyle olur mu diye. Bir izleyicim de burada yaşıyor. Hadi gelin çocuklar, yemek hazır. Burada yaşıyor. Şey demiş, Ezgi keşke orada yıkamasaydın, eleştiri geleceğini biliyordum. Yavrum ben sırf eleştiri alacağım diye normal yaptığım şeyi size yalanlı göstererek mi yapayım yani? Ben niye küvette iki büklüm şöyle yıkayım da belim kırılsın? Niye ben böyle yaparak iki saat onu yapayım ki? Şurada rahat rahat yapmak varken. Sonra dök cifini. Demiyoruz mu bulaşık ilacı zararlı diye? İşte kullanmayın diye. Her şeyi öldüren ilaç, makinede çıkan, yeri süpürdüğüm tozları mı temizlemeyecek Allah aşkına? O tozlar da sonuçta bizden çıkıyor, kıyafetimizden çıkıyor yani. Baba, döktüğümüz baba, yemekten çıkıyor. Yemek de tabakta, baba, tabağı da oraya atıyoruz. Baba, evet aşkım. Evet aşkım. Yani o yüzden bence çok abartıyorsunuz. Ay bu da iyice döküldü. Şöyle yapayım. Yani bence çok abartıyorsunuz arkadaşlar. Küvette yıkamamla evyerin içinde yıkamamın arasındaki fark ne anlamıyorum. Yani küvette de yıkasaydım orayı yine Domestos'la bleachleyecektim. Çamaşır ilacı dökecektim temizlemek için. Çünkü banyo ediyoruz sonuçta orada. Burada yıkadım. Burayı da etrafını temizledim. Yani anlamıyorum. Abartmayı seven bir toplumuz maalesef ki ama herkes kendine göre hijyenik kuralları içerisinde devam etsin. Yani ben de 3 çocuk büyütüyorum.
Ha demiyorum ki benim temizliğim mükemmel. Demem. Bana ne? Ben işime nasıl gelir? Söyle temizlerim. Gidip belimi kıracağıma yarım saat. Burada küvet şey evi yerin üstünde yaparım. Burayı temizlerim daha iyi. Yani her şeyin üstünde yapabilirdim. Lavabodaki ev yeri de kullanabilirdim ama o çok minik. Ve normalde burada yapıyorum yani. Ben niye size eleştiri almayacağım? Kendimi güzel, iyi göstermek için bir çabam yok ki benim. Ben buyum yani. Niye iki tatlı kelime duyacağım diye. Yani o da yine yapmazsınız da. Yine bir ton laf ederdiniz. İki çift güzel mesaj göreceğim diye ben yalancıktan küvette yıkayacaktım. Yani ne yapmam bekliyorsunuz? Ama dediğim gibi arkadaşlar, bundan sonra size tek kullanımlı bezler kullanın tuvaletiniz için. Ondan sonra onu çamaşır makinenize atmayın. Yatak çarşafınıza atıyorsunuz, nevresinize atıyorsunuz, iç çamaşırınıza atıyorsunuz. Yani iğrenç bunlar, biliyorsunuz. Mesela bakın, ben çok hijyenim. Ben tuvaleti temizlerken tek kullanımlı bezler kullanıyorum. İçini cifliyorum fırçayla, dışını, etrafını. Tek kullanımlı bezler kullanıyorum. Neden? Çünkü o kullandığım sarı bezi benim midem almıyor. Sonra makineye koyup makineye çalıştırıp sonra kıyafetimi koymak. Bana göre bu çok hijyenik. Bana göre. Ama herkes kendi bildiği hijyenik kurallarını yapsın. Öyle yani, ben ev yerimde hala Dyson'ımı yıkamaya devam edeceğim. Bu kadar. Herkese merhaba, selam arkadaşlar. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Biz bütün cücükler toplandık cumartesi burada ve bayram dolayısıyla video ben kendim çekmedim. Aynı zamanda zaten sizler de bayram telaşında olacaktınız, aile ziyaretleri, gezmeler derken dedim ben de bu sırada kendime mola vereyim ve ben de çekmedim. Biz de bayramı burada işte yani olabildiğince keyifli geçirmeye çalıştık kendi çabamızla. Çocuklarla çoğunlukla oldum. Okul ziyaretlerini çok yaptık. Bu hafta bayağı bir telaşlıydı yine. Çocukların okuluyla işte spor aktiviteleriydi falan filan. Arya'nın spor şenliği oldu. Devran'ınki oldu falan filan derken bizimki öyle telaşlı geçti. Bugün yine bir cumartesi ve yine bir okul arkadaşının doğum günü partisi var. Arya'nın şu an Dona'yı bekliyoruz. Dona Tesco'da bir şeyler alacak. Şurada. Biz de kendimize, benim iki tane ücretsiz içecek alma hakkım vardı. Çünkü telefonla uygulama kullanıyorum. 8 tane aldığında 8 tane aldığında bir tane içecek ücreti ücretsiz geliyordu. Ben de ikisini kullandım. Kendime buzlu ice latte aldım. Dona'da blueberry frapp istedi. Daha şekerli, kremalı falan filan. Şu an Erin içiyor. Neyse, hediyeleri gösteriyor. Böyleydi arkadaşlar. Bugün önümüzdeki birkaç saati çekmeyeceğim. Çünkü partide olacağız işte. Çocuklar ve partiler. Hey, you look so good! Look! Because you got a beautiful butterfly. Yes, she had a unit. Alright, okay. Herkese selam arkadaşlar. Annem dün acilen geri Londra'ya uçuş yapmak zorunda kaldı. Keşke güzel şeyler için dönüş yapsa. Umarım sonucu güzel olacak. İyi olacak, biliyoruz, eminiz ama annem dün gece uçağıyla Londra'ya uçuş yaptı. Çünkü bugün için randevu almıştık. Bundan pek bahsetmedim çünkü
böyle negatif şeylerden bahsedip de çoğu insana endişelendirmek de istemiyorum veya konu hakkında çok fazla yorum gelmesini de istemiyorum aslında. Ama güzel sonuçlar alacağıma çok inanıyorum. Biraz bahsedeyim, annem burada. Hem bayram dolayısıyla hem de işte bu hafta hiç iyi geçmedi aslında benim için. Çocuklar benim enerjimi biraz üst seviyeye taşıdı. Onun haricinde kendimi çok kötü, yorgun ve böyle kalp ritmimi kontrol edemeyecek seviyelere geldiğim bir haftaydı bu hafta. Çünkü en sonki bir iki videomda bahsetmiştim aslında işte anksiyete geçiriyorum, işte bir iki doktor konuşmalarımız var falan. Böyle bahsetmiştim üstü kapalı. Tam açıklamamıştım ama sebebi annem midesinden böyle sürekli işte top gibi bir şey hissediyorum, rahatsız oluyorum, şişkinlik hissediyorum demesiyle birlikte biz aile doktorumuza gittik. Aile doktorumuz endoskopiye, işte kolonoskopiye falan yönlendirdi. Hem midesine işte bu karın bölgesine baktırmak için. Ondan sonra da mideden şüphelenmiştik biz ama meğersem karaciğerinde bir ışık bir şeyler görülmüş. Doktor her ne kadar da işte endişelenecek pek bir şey yok ama ben acilen 2 hafta içinde bir randevu istiyorum. Kanser işte adı kötü anladınız mı? Kanser research ne diyorlar ona? Her ihtimale karşı işte bir randevu istiyoruz dediler. O yüzden de 2 hafta doldu ve annemlerin Türkiye'de olduğu zamana denk gelmişti. Ama annem dedi bir şey değil, ben babamla giderim. Çünkü babamın da mutluluğu, işte onun da moralini bozmak istemiyoruz burada. Onun da limitli bir süresi var yani tekrar kemoterapiye başlayacağı için. Burada kalıp annem randevusunu olup gitselerdi 2 hafta sadece kalabileceklerdi Türkiye'de. O yüzden annem dedi babanın şevkini kırmayayım dedi. İsteğini kırmayayım, onunla arabayla gideyim. Arabayla gitmek en büyük arzusuydu. O yüzden gitti ve annem geri geldi dün akşam. Bugün de şimdi MRI çekiliyor karaciğerinde. Annem dedi hiç korkmuyorum dedi karaciğerimden. Yani eminim sadece stresten, yorgunluktan işte falan olmuştur dedi. Şimdi MRI çekilecek ve sonuçlarını ne zaman alacağız bilmiyorum ama size de kısa bir update geçmek istedim. Yani annem burada ama bu akşam geri dönüyor. Umarım güzel sonuçlar alalım da. Annem dedi Türkiye'ye gittim gideli biraz daha iyiyim dedi. Daha hafif hissediyorum, şişkinlik hissetmiyorum dedi ama tabii o top gibi his hala sanki böyle midemin üstünde hissediyorum dedi. Böyle arkadaşlar, bazen ben sessiz sakin kayboluyorum ama zannetmeyin ki işte bu kız yine kayboldu. Mutlaka eğer ben kaybolduysam bilin ki bir şeyler dönüyor yani. Size açıklayamayacağım bir şeyler var veya bir problemler var hayatımda ve o yüzden de çekemiyorum. Neyse bayramda ama işte yani o da vesile oldu dedim, en azından hani insanlar bayramlaşıyor falan filan, çok videolara böyle odaklanmaz diye düşünmüştüm. Böyle arkadaşlar, biraz korkuyla endişeyle arasında gidip geliyorum. Bu aralar bu hafta işte yürüyüş yapmak, işte biraz egzersiz yapmak beni bir tık daha iyi hissettirdi. Ama onun haricinde gerçekten yani bıraksalar odada kalıp sadece ağırlama modunda olacaktım. Neyse ki kendimi dışarı atarak, işte kendime bir şeyler bularak o moddan da çıktım. Anneme bir sıvı verdiler kendini rahat hissetmesi için. Çünkü biraz annemde de panik atak var ve o makineye girmek her yiğidin harcı değil, çok ürkütücü bir şey. O yüzden bir sıvı verdiler rahat hissetmesi için. Bir de annem çıksın görüşürüz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yıllar önce annemde karaciğerinde böyle yağlanma olmuştu. Onun da yağlanma olduğu için annem diyor belki yine o olmuş olabilir. Çünkü babamın rahatsızlığından dolayı evde kaldım, çalışmadım. Biraz ben de kendimi yemeğe verdim dedi. Birkaç kilo aldım, belki ondan karaciğer yağlanması çıkmış olabilir. İnşallah odur, daha ciddi bir şey değildir. Annemlerin yokluğunda ben de fırsat bulup gelemedim. Seyit zaten evde, o da izin aldı evde. Fırsat bu fırsat, herhalde adam dedi, ben de dinlenim dedi. Evin sessizliğini, sakinliğin tadını çıkarttım. Geçenlerde Seyit bayağı toplamış ama dedim gelmişken biz de biraz götürelim. Çocuklar pankek falan yaparsam çocuklar yesin, benimkiler çilek hastası. Bir de bu doğal yetişmiş zaten. Annem de çıkar çıkmaz dedi, bir iki saatimiz var dedi, gidip bir eve dedi göreyim dedi, kolaçan dedim eve. Öyle dedi, geçeriz sana. Dün gelir gelmez zaten bizde kaldı.
ben getireceğim diye. Ondan sonra dedik eve gelik. Zaten hastane de buraya yakın. Şimdi eve geldik. Birazdan bize gideriz. Güzel bir kahvaltı yaparım. Serhat arıyor. Kız, ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. İzin görünüyor karanlıkta. Geldik. Gidip geldin. Bugün ne yaptın? Bugün yine gideceğiz. Vallahi güzel köy havası. Gezdik, tozduk. Yemlik yedik, kengel yedik. Ne güzeldi. Yemlik biraz da getirmiş. Dayımlara götüreceğim. He, onlar da birilerine koyun. Güzel. Bir de köy ekmeği de getirmiş. Birer dürümlük işte, ne yapayım, bir tadımlık. Gittik ki ellerimle topladım sizi halamla birlikte. Aynen. Bir şeyle getirmedi. Bir çanta geldi. Bir yemlik getirdi, bir ekmek getirdi de kendisi. Bagaj almadım ki. İşte aynen. Aslında vardı bence senin hakkın ama ne getireceğim? Zaten geri gidecektim bugün. Getirecek bir şey de yok i̇şte ki. İşte ne getireceğim? Doktor randevum geldi. Geldim, MR'ımı çektiler. Geri gideceğim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Anneme şimdi kahve yapayım. Çünkü bir şey aç karnına gitmesi gerekiyordu. Bir kahve yapayım içsin. Ondan sonra aynı zamanda da kahvaltılık bir şeyler indireyim. Çünkü annemi saat 1'de geri havaalanına bırakacağım. O yüzden bir şeyler yesin. Serhat da bugün evdeydi. İyi oldu çünkü çocuklarla ilgilendi o. Ben yokken çamaşırlarımı da tertemiz sermiş dışarıya. Siyahlar sabah dün gece yıkadım, astım. Aşkım onunla ıslatma orayı. Bunlar kurumuş, bunları buraya indirmiş. Diğerlerini sermiş. Güneş olsa hemen kurur da. Bulutlu biraz. Sonra bir postada, makinede bugün çamaşır günlerim var. Çamaşır günü. Sen çıkın mı buraya? Yani panik yapmayın, çok rahat. Tamam da herkese verdiği tepki farklı. Yani belki biri senden daha korkuyor, bir ürkekti. Girince rahatsız ediyor. Yani korkmayın, sakin gelin. İnşallah yemek yolu kalmayın. Bunlar şeyleri çekmiş. İnşallah karışır. Ama sen de bir defa yaptın, onu da aldın. Can, can have the paper. Hı? Can have the paper. Ama getir, masada yap derim. Okay. Boyalarını da getir. İşte anneanneyi neden bu kadar düşkünler, bakın şekil ağda göründüğü gibi annem komi görevi görüyor ve masanın ucunda böyle bekliyor. Herhalde. Bir kere Süleyman'a dedim ki annem komi, Süleyman dedi ki restoran işletiyor ya. Ya sen dedi kominin ne olduğunu nereden biliyorsun dedim annemden. What does everyone like tomato? Girdi mi Süleyman? Hehe onlar girdi, onların yanına da bir gün gidelim. Annem, annemin elinde yemeği seviyorlar. Annem de limitli saat burada diye dedim full çocuklarla ilgilen. Zaten derin elini bir şey sürmüyor annem varken. Hep ve pizza. Devrek var üstün mü daha? I want peanut butter. I like more honey. Yeah, I want peanut butter. Yavrum sakin ol. That's so funny. Anne, that's so funny. Onu da gidelim. Evet, çocukları yiyemiyoruz da. Hı? Aa, maya gibi buradayken almış. E ama açılmadık ya. Ama uzun tarihim. Bir de tarihim her zaman uzun süreli. Evet, aa diyorsun da mahirin gidelim kaç zaman oldu? Açıl. Kaptı olmuş. Kaç?
3 hafta. Tamam da peynir değil ki yesin karşı kavga. Paketli şey. Hayret sen ne yiyeceksin? Onu mu yiyeceksin? Yok. Ben de onu ver. Ben! Debra. Kahvaltımızı bitirdik. Ortalığı toparladım. Döne geldi. Döne geldi. O da ortalığı süpürüyor. Annem de dedi ben de çamaşırları katlayayım. Çamaşır bitmez. Bitmez. Bugün benim tüm gün çamaşırlarla uğraşacağım. Bir şey diyeceğim. Siz miyeli ne kadar aldınız? Hatırlamıyorum. Sonra Sevin dedi ki kendine geldi. Bütçeli olan bölgeye gitti. Çamaşır. Evet. Ama çok güzel. Sanırım 1600 müydü neydi? Gerçekten fazla. Yeah. Belki başka zaman olsa O da benimki çok yüksek bir model de değildi. Ona rağmen. Benimki 1600, seninkini 2500 müydü neydi seninkini aldık ya? Yüksek kilo, çok kilo alıyor. Miel çamaşır makinesinden bahsediyoruz. Şimdi kahvelerimizi yapalım, kahvelerimizi içelim. Saat 12'ye geliyor. Bir saat daha annemle birlikteyiz. Ondan sonra annem yine yolcu. Ya. Bu nasıl bir güzellik? Çok güzelsin. Günün ikinci kıyafeti bu arada. İkinci mi, üçüncü mü? Biz anneanneyi bıraktık. Gittim kızlara aldım. Çünkü moralimiz bayağı bir yerlerde. Dedim kızlara alayım. McDonald's'a getirdim. Çocuklarla McDonald's yiyeceğiz. Comfort food biliyorsunuz. 30 olduğumuzda bir Big Mac yiyin, kendinize gelin. O misali. Ondan sonra da Donutçı'ya gideceğiz. Bugün bayağı bir trafik var burada. Çünkü Kıbrıs Türk Festivali var. Keşke çok fazla arabalar olmasaydı da gitseydik ama çok kalabalık.